İkinci Dünya Savaşı. Tarihin en kanlı, milyonların can verdiği büyük savaş. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedenler arasında adını yazdıran Almanya, İtilaf Devletleri tarafından kapısına dayatılan Versay Anlaşması ile perişan olmuşlardı. Bu anlaşma bazı olayların önünü açmıştı. 1933 yılında seçim ile Almanya'nın başına gelen kişi, 20. yüzyılın en önde gelen insanlarından biri Adolf Hitler'di. Hitler, ilk iş olarak 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesini sorumlu tuttuğu komünistler ve Yahudilerden kurtulmaya başladı. Almanya'dan çok büyük bir göç dalgası çıkmaya başlamıştı. Fakat insanlar KFK'ler değil, canlarını korumak istedikleri için kaçıyordu. Hitler, 1936'da Fransa sınırı olan Rhineland'ı yeniden askerlendirdi. Versay Anlaşması'nı feshetmişti. Hitler'e göre bu anlaşma, Almanların tarihinde imzaladığı en küçük düşürücü anlaşmaydı. İngiltere ve Fransa, Almanya'ya karşı hiçbir şey yapmadı. Çünkü Hitler ile inanılmaz derecede güçlenen Almanya'ya karşı agresif bir tutumda bulunmak istemiyordu. 1938'de Anschluss, yani Avusturya'nın ilhakı gerçekleşti. İngiltere ve Fransa yine sesini çıkarmadı. Müttefikler ne kadar ses çıkarmazsa, Almanların ağzı o kadar sulanıyordu. Hitler bu sefer gözünü Çekoslovakya'ya dikti. Çekoslovakya'nın elinde bulunduğu Sudetenland bölgesi çoğunluk Alman nüfusu yaşıyordu. Almanlar burayı istedi. Müttefikler bu sefer Çekoslovakya'yı koruyacaktı. Kısmı. Müttefikler ve Almanya arası 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'na göre çoğunluğu Alman olan Sudetenland'ı Almanya'ya bırakacaktı. Bu durumda Almanya Çekoslovakya'ya saldırmayacaktı. İngilizler Almanları savaşsız bir şekilde durdurmuştu ve mutluydular. Chamberlain eve döndüğünde büyük bir coşkuyla karşılaştı. Herkes mutluyken bir ses geldi. Almanya Çekoslovakya'nın geri kalan topraklarını işgal etmişti. Bu durum İngilizler ve Fransızları çok sinirlendirmişti. Almanlar ile tüm diplomatik bağlantılarına son verdiler. Hitler doymak nedir bilmiyordu. Sınırlarını iyice büyütmüştü. Bu sefer hedefini doğuya, yani Polonya'ya dikmişti. İngilizler Polonya'nın işgalinin savaş sebebi olacağını bildirdi. Fransızlar da İngilizlere destek çıktı. Hitler arkasını sağlam almak için Sovyetler Birliği ile Molotov-Ribbentrop Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya göre Polonya doğu ve batı olarak ikiye bölünüp Almanlar ve Sovyetlere bağlanacaktı. Sovyetler Almanlara bir miktar petrol bağlayacaktı. Beklenen gün gelmişti. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'ya savaş açtı. İngiltere ve Fransa Polonya'nın bağımsızlığını koruduğu için Almanya'ya savaş açtı. Hitler her ne kadar müttefiklerin savaşa dahil olacağını söylediğini bilse de savaşa katılacaklarını düşünmemişti. Avusturya, Çekoslovakya gibi toprakları Almanlara bırakılırken ses etmemişlerdi. Gerçekten küçük bir Danzig için mi savaş açacaklardı? Polonya iyi direniyordu. Fakat güçleri kırılmaya başladı. Hem batıdan hem doğudan gelen saldırılar çok büyüyünce Polonya dayanamadı ve teslim oldu. Bu sırada tarafsız İsveç, tarafsız Norveç üzerinden Almanya'ya demir ihraç ediyordu. İngilizler bu durumdan çok rahatsızdı ve defalarca İsveç'e de Almanya'ya demir yollamayı kesmesini söyledi. İsveçliler tarafsız olduğunu ve devam edeceklerini açıkladı. İngilizler başka çare kalmayınca denizlere gemilerini çıkartıp Alman ticaret konvoylarını vurmaya başladı. Bunu gören Almanya sinir küpüne döndü. Hitler, generallerine derhal ticaret yollarının güvene alınmasını emretti. Almanya önce kolayca Danimarka'yı işgal etti. Ardından 28 gün gibi kısa bir sürede Norveç'in tamamını işgal etti. Chamberlain bu başarısızlığı kaldıramadı ve başbakanlık görevinden istifa etti. Yerine Almanları akıl oyunlarıyla diz çöktürecek biri gelmişti, Winston Churchill. Almanya kaynaklarını güvene aldıktan sonra askerlerini batı sınırına getirdi. Fransa sınırından saldırılamazdı. Fransızlar çok güçlü bir savunma hattı çekmişlerdi. Fakat bu hattı Belçika sınırına kadar genişletmemişlerdi. Almanlar direkt bu hattan saldırıya geçerlerse intihardan başka bir şey olmayacaktı. Bu yüzden daha önce yaptıkları taktiği, yani Fransa'nın etrafından dolaşmayı deneyeceklerdi. Fakat bu sefer Blitzkrieg taktiğini kullanacaklardı. Almanya, Hollanda ve Belçika'ya savaş açtı. Müttefik orduları bu sefer saldırıya hazırdı ve askerlerini bu toprakların içine sokmuştu. Fakat bu bir işe yaramıyordu. Luftwaffe ve Hollanda'yı dümdüz etmişti. Önemli noktalara paraşütçü birliği fırlatıp Hollanda'yı ele geçirmeyi başarmıştı. Fransa askerlerini kaydırırken nasıl olsa Arden ormanlarından geçemezler diye bu sınırı boş bırakmıştı. Fakat bu çok büyük bir hata olacaktı. Alman generaller bu açıklığı fark etti. Heinz Guderian ilerlemek için izin aldı ve ilerlemeye başladı. Fransızların geçemez dediği Ardenler'den Alman orduları o kadar hızlı geçti ki hatta Erwin Rommel ile karargâhtaki radyo bağlantısı kesilmişti.
Bu yüzden Rommel'in birliğine hayalet tümen unvanı verildi. Ardenler'den sarkan ordular Fransa ve İngilizleri Dunkirk'te çembere aldılar. Hitler endişeliydi. Fransızlar bu kadar kötü savaşamazdı. Bu savaş bu kadar kolay olamazdı. Hitler, olası pusulardan tedirgin olduğundan dolayı orduya dur emri vermişti. Bunu duyan generaller aklını kaçırmak üzereydi. Düşman ordusunu tamamen yok etme şansını ellerinden kaçırıyorlardı. Heinz Guderian, defalarca bunu Hitler'e bildirmesine rağmen Hitler kuşkucu davranıyordu. Winston Churchill, Dunkirk'te sıkışmış olan orduları kurtarmak için bir plan hazırlıyordu. Genova Harekatı olarak adlandırılacak bu adımda halktan gemiler ve tekneler toplanılacaktı. Dunkirk sahillerine giden gemiler askerlerini toplayıp anakaraya dönecekti. Fakat İngiliz kanalında Alman U-botları çok büyük bir tehlikeydi. Bundan dolayı bu plan iyice düşünülüp uygulamaya geçti. İngilizlerin kurtarmayı hedeflediği asker sayısı ise 10.000 ile 50.000 arasıydı. Fakat Hitler'in generallerini dinlemeden hareket etmesi ve Dinamo operasyonun büyük başarısı ile kurtarılan sayı 400.000'di. Bu operasyon öyle başarılıydı ki kurtarılan askerler sonrasında Almanlar ile yeniden çatışacaklardı. Generaller haklı çıkmıştı. Çok büyük bir fırsat kaçırılmıştı. Fakat bu Almanların başarısız olduğu anlamına gelmiyordu. Fransa'nın kuzey bölgesini tamamen işgal etti. Geri kalan Fransız topraklarına doğru yürüler ve Fransa düştü. Almanya Fransa'nın her yerini işgal etmek yerine kuzey sahillerini sınırlarına katıp güney bölgesine kendine bağlı bir kukla devlet oluşturdu. Yani Fransa taraf değiştirmiş gibi oldu. İngiltere ise yalnız kalmıştı. Almanlar Britanya adasına çıkmak için planlar hazırlıyordu. İngilizler ise halkını Alman işgaline karşı örgütleyip olası bir çıkarmaya hazırlık yapıyordu. 10 Temmuz 1940 tarihinde Luftwaffe ve Kraliyet Hava Kuvvetleri İngiliz kanalında büyük bir savaşa girdi. Gerçek tarihte İngilizler bu savaşı kesin bir biçimde kazanmıştı. Çünkü Luftwaffe her ne kadar güçlü olursa olsun İngiliz Hava Kuvvetleri'nin en büyük artısı radar teknolojisiydi. Alman uçakların çok daha erkenden yerini saptayabiliyorlardı. Batı cephesinin bir nevi kırılma anı olan Britanya Savaşı, İngilizler tarafından kaybedilseydi ne olurdu? Almanlar plan aşamasındayken Britanya adasına keşif uçakları gönderdi. Ayrıca birçok ajanını bilgi toplaması için Britanya'ya gönderdi. Keşif uçakları ve ajanların gönderdiği raporlara göre İngilizlerin elinde bulunduğu çok önemli bir teknoloji vardı. Radar. Eğer ki savaş öncesi radarların icabına bakılmazsa deniz aslanı planı asla işe yaramayacaktı. Hitler, Hermann Göring'e radar merkezlerinin yerinin saptanması ve radarlara olabildiğince zarar vermesini emretti. Göring, keşif uçaklarının sapladığı radar merkezlerini havalandırdığı bombardıman uçakları ile bombalamaya başladı. Kraliyet Hava Kuvvetleri radarlardan bu bölgelere gelecek uçakların yerini saptamıştı. Hemen avcı uçaklarını havalandırıp Alman uçaklarına karşı hücuma geçtiler. Hem sayı olarak fazla olan hem de tam donanımlı olan Alman uçakları havada kesin bir zafer kazandı. İngilizlerin radar teknolojileri çok büyük zarar görmüştü. Radarlar artık Almanlar için çok sorun olmayacaktı. Deniz Aslanı Harekatı'ndaki pürüzler giderilip uygulamaya konuldu. Belçika ve Normandiya sahil hatlarından paraşütçü birlikler toplanılarak İngiliz sahil hatlarına doğru bırakılmaya başlandı. Ayrıca denizdeki Britanya donanmasını torpido uçakları ile bombalayan Almanlar denizden de amfibi olarak çıkarma yapmaya başladı. İngilizler çok büyük yenilgiler almıştı. Çok uzun yüzyıllardır anakarasına adım attırmayan İngilizler bugün mağlup olmuştu. Hava üstünlüğü Almanların elindeydi. İstedikleri takviye getirebiliyorlardı. Bir süre sonra amfibi birlikler karaya vardı. Sınırlara askerlerini getiren İngilizler çaresizce savunmaya çalışıyordu. Havadaki güçlerini çok iyi kullanan Almanlar İngilizleri her seferine daha iyi yıktırıyordu. En sonunda bu kadar saldırıya dayanamayan İngilizler koşulsuz teslim belgesini yayınladı. Dünyanın batmayan güneşi düşmüştü. Savaş sonrası Rotterdam şehrinde bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma o kadar ağırdı ki İngiltere bir daha gün yüzü göstermeyecekti. Rotterdam anlaşmasına göre Galler ve İskoçya İngiltere'den ayrılacak ve Almanlara bağlı özerk devletleri olacaktı. Londra Almanlara bağlanılacak ve İngiltere Almanlara bağlı kukla bir devlet olacaktı. Hindistan, Pakistan ve Bengaldeş'in ayrılması ile 3 parçaya bölünecek ve yönetimleri Almanya'ya bağlı olacak. Avustralya, Yeni Zelanda, Malaya gibi sömürge toprakları Alman yönetimine bırakılacak. Kanada Almanlara bağlı bir devlet olacaktı. Donanma ve hava güçlerinin tamamı Almanlara devredilecekti. Askeri ekipman envanterinin yarısı Almanlara aktarılacaktı. Batı cephesini tam anlamıyla fetheden Hitler gözünü doğuya yani Sovyetler Birliği'ne çevirmişti.